Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çanta çalışması yapacağız. Çantamızın önce tabandan başlayarak zeminini artışlarımızı yaparak hazırlıyoruz. Buradaki zeminimizi kullanmak istediğiniz büyüklüğe göre e, tabanı büyütüyorsunuz. Daha küçük isteyen arkadaşlarımız daha erken bırakıp kenarlarının örgüsüne başlayabilirler. Ya da daha büyük isteyen arkadaşlarımız birazcık daha buradaki yuvarlağımızı büyüterek çantamızı büyütebilirler. Şöyle bakınız. Aynı renkle üst kısma doğru tabanımızı tamamladıktan sonra örmeye başlıyoruz. Sonrasında çeşitli renklerimizle ben şöyle görelim yeşilimizi tabamızı, kremimizi ve hardalımızı kullandım. 4 tane renk kullandım. Bir de temel ana rengimiz toplamda 5 rengimizi kullanarak ördüm. Normalde modelimizde e, şu şekilde üstteki ördüğümüz trabzanlarımız her iki yöne de nereye isterseniz tercih olarak yatırabilirsiniz. Ama ben e, bu kıvrılma oluyor. Yattıktan sonra aynı yerinde sabit durmuyor. Başta ve sonda dikmemiz yeterli olmuyor. O yüzden örmüş olduğumuz bu üstteki sırayı Hemen ipimizi fazla kopararak geri dönüş yaparak dikmeye uygun gördüm. Bu şekilde de hiçbir e, şekilde yana yatmıyor. Yani istediğimiz yönün ters istikametine dönmüyor. Sabit bir şekilde kalıyor. Ve e, şöyle bu üstteki. Tığlama işlemi lütfen gözünüzü korkutmasın çok çok kolay ve de kesinlikle bir sıraya da bağlı kalmanıza gerek yok. İstediğiniz kadar buradaki arayı açabilirsiniz. Daha fazla daha eksik de yani daha sık da yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize göre ilk başlangıçta şöyle bakalım. Yukarıdan aşağıya doğru inerek yapabileceğiniz gibi aşağıdan yukarıya doğru da verevini örebilirsiniz. Buradaki püf noktamız verevini örgüler şeklinde örmekteyiz. Bakınız askımızın bulunduğu noktadan başlıyorum. Verevini 1 ve 2. Birinci delikten giriyorum. Diğer tarafın ikinci deliğinden çıkıyorum. Birinci delikten girip ikinci delikten çıkıyorum şeklinde. Aşağıya kadar getiriyoruz. Ta ki bakınız taban. Trabzanımızı ördüğümüz bölüme kadar. Daha sonrasında hemen ben ipimi koparıp e, belli bir uzunluğumu ördükten sonra bu şekilde ayrı rengiyle diktikten sonra bir boşluk bırakıp ikinci boşluktan tekrar başladım. Yine ikinci boşluktan girip diğerinden çıkarak örmeye başlıyorum. Diğer yandan bakın tığımızı bir buradan ikinci boşluktan girdirip bir üste çıkarak. Örüyoruz ve sona kadar geliyoruz. Her verevimizde ölçü birazcık daha küçülecek. Bakınız burada en uzun yeşilimizken en son yine bitişledi yeşilimiz. Burada yukarıdan aşağıya örerek devam ettiğimizde tam ortaya geldiğimizde dilerseniz şöyle çevirip tam ortada lütfen burası püf noktası tam ortaya çekilip aynı şekilde ara boşlukları bırakıp aynı yönde devam etmesini isterseniz bu akışı buradan aşağıdan yukarıya doğru örmeye başlayabilirsiniz. Aşağıdan yukarı aşağıdan yukarıya doğru. Zaten eliniz alışacağı ve gözünüz de alışacağı için o koordinasyonu çok güzel sağlanacağı için hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Aşağıdan yukarıya doğru da çıkabilirsiniz. Ama şu şekilde farklılık isterseniz ilkini yine diğer tarafı yukarıdan başlayıp aşağıdan tekrar gelebiliriz yani tamamen zevkinize göre ayarlamalarda bulunabilirsiniz Evet bu şekilde anlatmak istedim Yapımı oldukça kolay. Sadece trabzanlardan oluşan bu güzel çantamız, bakınız, son derece de kullanışlı. Koton iplerimizle ya da farklı iplerimizle, çantalık iplerimizle, makromel in ince iplerle, her türlü ulaşabileceğiniz, erişebileceğiniz iplerle bu çantamızı çalışabilirsiniz. İki renk kullanabileceğiniz gibi her sırası için farklı renkle de renklendirebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çantamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Çantamızı etrofil flora ipimle örüyorum. 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizler dilediğiniz iplerle çantamızı çalışabilirsiniz. Çantalık iplerle, koton iplerle ya da elinizde bulunan sünmeyen güzel iplerle çalışabilirsiniz. Şimdi zincirimizi çekerek çantamızın taban kısmını örmeye başlayalım bir tane düğümümü atıyorum 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim birinci zincir içerisine gelerek batıp bir tane yuvarlağımı yapıyorum İçinden ipimi geçiriyorum şuradaki yuvarlağımızın içerisine kenardaki ipimizi de alıyorum tığımın başını doluyorum bakın hiç başka işlem yapmadım içeriye girerek batıyorum zincir çekmiyorum direkt başını doladım 1 Tekrar başını doluyorum. İçeriye giriyorum. 2. Doluyorum. 3. İpimizi de gizliyoruz. Doluyorum. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. 10 defa altı zincirimizin içerisine girerek iç kısmımızı doldurduk. İkinci sıramıza şu şekilde geçiş yapıyorum. İpimin bakınız ilk başına dolayıp da batmış olduğum yere geliyorum. Alıyorum. ilmeğimi kaydırıyorum. Birinci sıra bitti. İsterseniz buraya hiç kaydırma işlemi yapmadan akarak devam edebilirsiniz. Bir tane işaretimizi takıp Direkt tamamen yuvarlak bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle işaretimiz başlangıç yerimize takıp herhangi bir işaret iğne, bu şekilde sıra başı yapmadan da aynı şekilde spiral gibi dolanarak örebilirsiniz. Ama karışıklık olmasını istemiyorum. Ben geçiş yaparak örmek istiyorum ikinci sıramıza Bakın sadece ilmeğimi kaydırdım, tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum, aynı yere. Bir defa çekiyorum. Bu sıramız ikinci sıramız hepsini ikişer defa örüyoruz. Batıyorum aynı yere bakın iki defa battım. Aşağıda ondu burada 20 defa örmüş olacağız. Başlangıcım da iki. Tamam başını doluyorum. Giriyorum tamamına batıyorum. Çekiyorum. Tekrar. 2. İki. İkinci sıramızda aşağıdaki örmüş olduğumuz trabzanlarımızı hepsini iki örüyoruz giriyorum. Aynı yere çift batıyoruz. Giriyorum. Batıyorum. Bir. ve 2. Sona kadar yani biraz önce örmüş olduğumuz yere kadar her bir yuvaya ikişer defa batarak devam ediyorum. Tam 20 tane trabzanımız var. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Yan yana bakınız. Hepsini ördük. Şöyle bakalım. Şimdi üçüncü sıraya geçişimizi yapıyoruz. Spiral gibi örmediğim için her sıramızı belirliyorum. Bakınız daha rahat edin karıştırmayın. Daha örgüde profesyonel olan arkadaşlarımız daha tecrübeli olanlar diyelim. Spiral gibi sürekli artışlarını yapabilirler. Yerine ya işaret koyup ya da dediğim gibi göz kararıyla göz işaretiyle ayarlayabilirler. Şimdi geçiyorum bakınız şu kısma geliyorum. Aşağıdaki bölüme batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum. Ve ikinci sıram bu şekilde tamamlanmış oluyor. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki şuraya batıyorum. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bir tane tek bir tane çift olarak örüyorum. Tekle başladım. Bir aynı yere batıyorum. İki defa battığımız yeri çift olarak diyoruz. Bir batıyorum. Bir sonrakini bir ve 2 çift örüyorum tek bir sonraki çift aynı yere 2 batıyorum 1 aynı yere batıyorum 2 bir defa battım yanındakini iki defa bir tanesini çift bir tanesini tek olarak sıramızı örüyorum ve sonda görüşelim sona geldim tek ördüm tekle başlamıştım şuraya bir tane daha başını dolayarak batıyorum burayı da çifte dönüştürüyorum ve ilk başladığımız yerin üzerine batıyorum tığımın ucunu ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum ve dördüncü sıramıza başlıyoruz bu sıramızda Tığımın başını doluyorum. Hemen aynı yere batıyorum. 1 2 tek bir çift örüyoruz. Bir tane ördüm. Yanındakini ördüm. Şimdi çift örüyorum. 2 tek, 1 tek, 2 tek, 3. çift. Tekrar 1 tek, 2 tek, 3. çift. bir tek iki tek üçüncü çift iki tek bir çift örelim sıramızın sonuna doğru geldim tığımın başını doluyorum bir tek ikinci tekim örüyorum ve sıralarımızı bu şekilde artırarak devam ediyorum başlangıçta 10 tane başını dolayıp attığımız trabzanımız var İkinci sıramızı tamamen çift ördük. Daha sonra sıramızda, üçüncü sıramızda bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak ördüm. Diğer sıramızda iki tek, bir çift. Bir sonraki sıramızda üç tek, bir sonraki sıramızda dört, beş, altı diye yukarıya doğru teklerimiz artacak. Her sırada bir tane artacak. Çiftlerimizi ondan sonra getireceğiz. Şimdi on, burasının tamamı çift. Daha sonra bir tek, bir çift bakınız. 2 tek bir çift şimdi öreceğimizde 3 tek bir çift olarak öreceğiz geçişimizi yapalım Tığımın başını doluyorum batırıyorum ilmeğimi kaydırıyorum tekrar tığımın başını doluyor, doluyorum bir sonrakine batıyorum çekiyorum 1 2 3 tane tek ördüm dördüncü çift örüyorum bir aynı yere batıyorum 1 2 3 tek 4. çift 1 2 3 tek 4. çift Sıramızı tamamladık. Yine başlangıç noktasındayız. ipimi kaydırıyorum bir sonrakine geçişimi yapıyorum sıramızı tamamladım yeni sırama geçmek için hazırım burada bakınız 1 2 3 3 tek bir çift örmüştüm Ondan sonraki sıramızda 4 tek bir çift ondan sonraki sıramızda 5 6 7 diye devam edecek Taban ölçümüz yeterli büyüklüğe gelene kadar aynı şekilde artışlarımıza devam edelim ve sonrasında yeniden görüşelim. Eğer karıştıracak gibi olursanız kaç tane artmanız gerektiğini yeni başlıyorsanız olabilir karıştırabiliriz. Şöyle hesaplayalım lütfen püf noktası olarak aklımızda kalsın. Bu temel ölçümüzdü. Diğeri çiftti. İkinci sıradaki tamamen çiftti. Üçüncü sıradan itibaren saymaya başlıyoruz bir tek bir çift artmıştık. 2 tek bir çift üstü. 1 2 3 diye direkt bu üçüncüyü 1 diye sayarak başlayabilirsiniz. Teklerimizin sayısını hatırlamıyorsanız. 1 2 3 bakınız. 1 2 3 bu şekilde örmeye devam edelim. Çantamın taban kısmını ördüm. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. Önce e, şu 2'yi saymıyorum bakınız. Şu iki sırayı saymıyorum artmış olduğumuz bir tek bir çiftten itibaren sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tek 15. çift 14 tek 15. çift olarak ördüm ve santim olarak çapına bakmak istiyorum çapını şöyle ölçtüğümüz zaman 22 santim çapında çantamın tabanı şimdi trabzanımızla çantamızın üst kısmını örmeye başlayalım 4 zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve 4 1 2 doluyorum zincirimin hemen dibine batıyorum ve ikişer ikişer çekiyorum 1 2 3 defa da çekmeyi tamamlıyorum tekrar araya zincir çekmeden iki defa doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye batıyorum ve ikişer ikişer yine çekiyorum iki defa doluyorum aynı yere batıyorum sadece başlangıcımızda iki trabzan örüyoruz tekrar iki defa doluyorum üçüncü trabzanımı da örüyorum bir tane üç başlangıcımız bitene kadar bu şekilde iki trabzan olacak diğerlerinin hepsini üçer trabzan öreceğiz tığımın başına yeniden iki defa doluyorum bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum ikişer ikişer çekiyorum 3 trabzananı örüyorum hepsini aynı noktaya örüyorum 3 trabzanımız bir trabzan üzerine 2 doluyorum bir atlıyorum 2 atlıyorum 3ü batıyorum 2 doluyorum aynı yere batıyorum 3 tane trabzanımı yine aynı göze ördüm 2 doluyorum 1 2 atlıyorum üçüncüye 3 üç tane trabzanımı örüyorum eğer ipiniz kalınsa iki defa dolamayın lütfen bir defa dolayalım benim ipim çantaya göre ince kaldığı için bakınız biraz boyu uzun olsun diye iki doluyorum kalın ipli olan arkadaşlarımız birer dolayarak ikili trabzanımızı örsünler bu şekilde ilerliyorum. Baştan başlamıştım. Sona kadar çevresini örerek trabzanlarımızı tamamladım. Artık üst kısma doğru ilk geçişimizi yapmış olduk. Şimdi kaç tane trabzan grubumuzun olduğunu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve 48, 48 tane trabzan grubumuz şu an tabanımızın kenarına yerleşti. Şimdi birinci sıramızı tamamlayıp ikinci sıramıza başlayabiliriz. Araya zincir çekmemiştik hiçbirisine. Yine zincirimi çekmiyorum, iki defa doluyorum. Burada başlangıçta zincirimizle birlikte bir tane trabzanımız vardı. Aynı yere giriyorum ikişer ikişer çekiyorum burada da üç tane trabzanımı tamamlıyorum trabzanım ve zincirimin arasına giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum burayı da bakınız üç tane trabzan olarak ördüm boşluğa giriyorum her ikisi arasındaki boşluğa girip ilmeğimi kaydırıyorum ve ikinci sıramı boşlukların içerisine yine üçer trabzanımızı örerek e, devam ediyoruz ve e, istediğimiz ölçü olana kadar bu işlemimiz hep tekrar ediyoruz 1 2 3 4 4 zincirimi çektim 2 dolayarak aynı yere giriyorum ikişer ikişer alıyorum başlangıç 2 trabzan 2 doluyorum bir sonraki boşluğa giriyorum hep 2 doluyorum ipi kalın arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum bir defa çeksinler trabzan dolayıp İkili trabzanımızı örsünler, iki defa sarmasınlar. Boşluğa giriyorum. Tekrar iki defa sarıyorum. Boşluktan örüyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. İkinci trabzan sıramızı da başa kadar örerek geldim. Yine üçer trabzan, üçer trabzan. Başlangıçta iki tane trabzanımız örmüştük. Zincirimiz ve bir trabzanımız. iki defa doluyorum. Aynı yere girerek üçüncü trabzanı da bitişte tamamlıyorum. Sonra her iki trabzanımın arasına girerek ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra boşluğa ilmeğimi kaydırıyorum. Üzerine 4 tane zincirimi çekiyorum ve aşağıdaki sırada yapmış olduğum işlemlerin hepsini tekrar ediyorum başlangıçta sadece iki trabzan zincirimizle birlikte bütün aralara üçer trabzan üçer trabzan örerek çantamız istediğimiz boyuta gelene kadar yükseltmeye devam edeceğiz bitişte yine bir tane trabzanımız ekleyip biraz önce yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan olarak tamamlayacağız şimdi çantamızın boyunu biraz yükseltelim Trabzanlarımızı örerek çantamızın alt zeminini oluşturduk yanlarıyla birlikte. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda 11 sıra ördüm. Tam ortasının başlangıç yeriyle birlikte yeni örmüş olduğum yeri ölçüyorum. 24 santim. Uzunluğunda oldu. Şimdi yanlardan e, örmeye devam edeceğiz ve çantamız daha da bir derinlik kazanacak. Burada daralmaya başlayacağız her iki yandan. Şimdi tam çantamı tam ortaladım. Bakınız başlangıcı yerim. Şurası tam ortalayalım. Yarı yarıya buradaki trabzan gruplarımızı birer birer sayalım. Ben e, 24 bu yöne 24 diğer yöne ayırdım. Yanlardan örüp şöyle üçgen şeklinde yukarıya doğru daraltacağız ve çantamız yine derinliğini kazanmaya devam edecek. Kullanım alanı halen olacak yani yukarıya doğru. Burada siz sayın daha büyük ya da daha küçük başlamış olabilirsiniz. Kaçsa tam ikiye bölerek eşit bir şekilde önce bir yarısını sonra diğer yarısını örelim. Ve yeteri kadar yukarıya doğru çıktıktan sonra bitirelim. Şimdi... 24 trabzan grubumuz var. Sizlerinki kaçsa ona göre ayırın. Ben 24'üncümü ayırdıktan sonra şurada geçişimi yapmıştım. Örmeye başlıyorum. Trabzanlarımı ördüm. Ara ilk boşluğa giriyorum. Bakınız yeni sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını 2 defa doluyorum. Giriyorum. Buraya zincirimden ayrı 3 tane trabzanımı örüyorum. Oluyorum. Bakın zincirimden ayrı 3 tane trabzanım. Diğer boşluğu yine aynı trabzan gruplarımızı hiç farklı işlem yapmadan örmeye devam ediyorum. Ta ki işaretmenin bulunduğu noktaya gelene kadar. 4, 3, 3 devam edelim. İşaretli noktaya kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Başlangıçta 4 tane trabzanımızla başlamıştık. Bir tanesi zincir, 3'ü trabzandı. Aradaki trabzanlarımızı tamamen üçerli olarak ördüm ve bir tane de geniş boşluğumuz var. Yani aşağıdaki işlemlerimizin birebir aynını tekrar ettim. ve işaretimi taktım. Son trabzan grubundayız. Tıpkı başlangıçta olduğu gibi buradaki grubumuzu da 4 olarak bitiriyoruz. 2 defa doluyorum. Birisini zincirle çekmiştik. Her zaman olduğu gibi sıra başı zincir. Sıra sonu ise trabzanımızla tamamlanmakta. 4 trabzanımızla ulaştık. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Bakınız birebir 4 trabzan ve 4 trabzan. Son trabzan üzerine 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bitirdiğim yönde 2, 3 ve 4 örgümün yönünü çeviriyorum işaretimden öbür tarafa geçmiyorum sadece bu arada eksilerek öreceğiz tığımı başını doluyorum ilk boşluğa giriyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum tekrar 3 trabzanımı ördükten sonra yine boşluğa giriyorum Diğer tarafa doğru aynı işlemlerimin tekrarıyla devam ediyorum. Bir trabzan grubu eksilmiş oldu. İlerleyelim. Tekrar sıramızın sonuna geldim. Burada 4 tane zincirle başlamıştım. Sıra sonuna aradaki trabzanlarımızı örerek geldim. En son trabzan grubumuzu ördükten sonra başlangıçta zincirle başlamıştık bakınız şu kısmı bitişi ise trabzanımızla bitiriyoruz iki defa doluyorum dört tane zincir çektiğimiz bölüm vardı üç trabzanımızın yanında hemen oraya giriyorum bakınız trabzanlarımız burada zincirimin bulunduğu yere giriyorum ikişer ikişer alıyorum tekrar bir iki 3 4 tane zincirimi çektikten sonra sıra başına yeniden başlıyorum başlangıç zincir bitişleri trabzan olarak buradaki boşluklarımızı örmeyi unutmuyoruz geçişimizin ve çantamızın düzeninin uygun olması için iki defa doluyorum yine aynı şekilde trabzanlarımızı örerek devam ediyoruz yukarıya doğru her sırada birer tane eksilme işlemimiz başlangıç zincirle bitiş trabzan olacak şekilde epeyce bir daraltalım. Her iki yandan eksilme çalışmalarımızı yaptık ve çantamızın bir tarafını tamamladım. Son iki tane trabzanımız kalana kadar örmeye devam ettik. Her iki yandan da hem gidiş yönünden hem geliş yönünden iki trabzan grubumuz kaldı. Ve bu şekilde ipimi kesip gizledim. Şimdi işaretimizi koyup diğer taraftan ayırmıştık. Örmediğimiz diğer tarafı da sizlerle birlikte başlayalım. Hiç kafa karışıklığına sebep olmadan yine aynı şekilde her iki yandan birer birer eksilterek bu tarafı da tamamlayalım. Bir tane zincir çekip düğümüm atıyorum. İşaretimin bulunduğu nokta vardı bakınız. Şuradan. Aynı yere batmıyoruz. Hemen yanındaki 3 trabzanımın yanındaki bölüme alttan giriyorum. 1, 2, 3, 4 4 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle alıyorum ikişer ikişer çektiğim 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum toplamda başlangıç ve bitişimiz 4 olacaktı Bakınız burada da hatırlatmak istiyorum araya hiçbir işlem yapmadan bütün trabzanlarımızı sona kadar örelim üçer üçer Diğer uca kadar geldim. Şöyle görelim bakınız yanında 4 tane trabzanla başlayarak yukarıya doğru daralarak ilerlemiştim. 3 trabzanımı ördüm. 4. trabzanımı da bitiş noktama örüyorum. Buradan 1, 2, 3, 4 zincirle çıkıyorum. Çeviriyorum ve ilk boşluğa batıyorum. 3'er trabzanımızın arasındaki ilk boşluğa. Tıpkı karşı tarafta örmüş olduğumuz işlemin aynını burada da tekrar edelim. Son iki tane trabzan kalınca çantamızın askı kısmına çalışmaya başlayalım. Çantamızın her iki yönünü de daralarak tamamladık. Şöyle üçgen bir görünüm oldu. 2 trabzan grubumuz 2 kenar boşluğumuz diğer tarafta da aynı 2 trabzan grubu ve 2 kenar boşluğumuz olacak şekilde her iki yönü de tamamladık şimdi çantamızı birbirine bağlayan sap kısmını çalışmak istiyoruz sap kısmımız için ise küçük motiflerimizi ördük kenarını çantamızın ana rengiyle örerek birleştireceğiz buradaki uzunluğu ıı, kullanmak istediğimiz uzunluğa göre ayarlayabilirsiniz boyu uzun insanlar daha uzun ayarlayabilirler ya da çantanız büyükse daha kısa ayarlayabilirsiniz tamamen sevkinize göre ayarlayın ben üzerindeki kullanacağım renklerin her birinden ikişer tane ördüm hazırladım bakınız motifimin iç zemini motifimiz normal trabzanlarımızdan ve iki zincirimizden oluşmakta bakınız en zemini oluşturacak şekliyle çalıştık kenarını tığlayacağız şimdi bu kısmı da çalışmak istiyorum bilmeyen ya da yeni başlayan arkadaşlarımız varsa hatırlatma amaçlı olsun hiçbir şey atlamayalım 3 4 5 6 6 zincirimi çektim birinci zincir içerisine gelerek batıyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çektim yuvarlağın içerisine giriyorum 2 seferde alıyorum. 3 tane trabzanım zincirimle birlikte oluştu. 2 zincir çekiyorum araya. Tekrar 3 tane trabzanım örüyorum. 2 ve 3 2 zincir 1 ipimi de gizliyorum. Bakınız alttan Şöyle iki tane zincir. Dördüncü grubumuzu da örüyoruz. Üç trabzan, iki zincir, üç trabzan, iki zincir şeklinde ilerlettik. İki ve üç. İki tane zincir. Başlangıçtaki üç tane zincirin en üst kısmına atıyorum. Geçişimi yapıp bir tane zincirimi çektikten sonra motifimi tamamlıyorum buradaki fazla ipimi hemen çekiyorum ilk önce başlangıç ipimi örerken gizlediğim için bu kısmı kesiyorum diğer biter, bitirirken kopardığım bölümü ise geniş yerde gizliyorum ve kalan kısmı yine keselim yeşil rengimle birleştirme işlemine başlamak istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, düğümümü atıyorum. Motifimi herhangi bir yerden hiç fark etmez. Giriyorum önden. Bağlanıyorum. İpimi şöyle alıyorum. Zincirimi çekiyorum. 1 2 bağlandığımda sayıyorum. Toplamda 3 tane zincirim oluyor. İkinci trabzanımı örüyorum. üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki 2 zincirlik yere geliyorum. 3 trabzan da buraya örüyorum. 1, 2, 3. 2. 3 trabzanımızı ördükten sonra çantamızın uç kısmını alıyoruz. Bakın 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. 1, 2, 3. Üçüne de sırasıyla batacağız. İlk önce yapmamız gereken işlem 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanımı ördüm. 1 zincirimi tekrar çekiyorum. Bu şekliyle ördükten sonra çantamı alıyorum. Çantamın ters tarafı burası. İki tersi şu şekilde tutuyorum. Bakınız, tersler motifimizin ters yönü ve çantamızın ters yönü, düz yönü bu taraf. Kenar boşluğa batıyorum. Bakınız, en üstteki kenar boşluğa çekmiş olduğum bir zincirden sonraki batıp bağlanıyorum. Buradan bir tane zincir çekerek geliyorum. Aynı yere üç tane daha trabzanımı örerek buraya köşe oluşturuyorum. 2 ve 3 ilk köşemizi oluşturduk bir tane zincir çektim ortadaki bulunan bölüme batıyorum bakın buraya battım şimdi ortadaki bölüme batıyorum tekrar bir zincir çektim diğer iki zincirlik bölüme 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum kenardaki boşluğa alttan girerek batıyorum ve kapatıyorum bir zincirimi çektikten sonra aynı yere yeniden 3 tane daha trabzanımı örüp yine burada köşeyi oluşturuyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve şöyle görmenizi istiyorum bakın çantamızın ana bölümüne bu şekilde bağlandık yeşilimizle şimdi örmeye devam ediyorum zincirimi çekmiştim 3 tane tırabzan, 1 zincir, 3 tırabzanımı örüyorum. Hep köşe yapıyorum. Bütün 2 zincir çektiğimiz yerlere ikişer tırabzan gruplarımız var. 1 zincirimi çekiyorum. Başlangıçta 3 tane tırabzan olan yere diğer grubumu örmek üzere geliyorum ve 3 tırabzanımı buraya örüyorum. 1 2 tane zincirimi çektikten sonra batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum burada motifimi ördüm ve yerleştirdim şimdi diğer motifimize geçelim keselim ipimizi arkaya gizleyelim kendi rengi içerisine gizleyelim daha öncesinden motiflerimizi temizlemiştik ana rengimizi de hemen şöyle temizliyorum Dilerseniz tabi daha sonra da yapabilirsiniz ama bir yığılma olmasın. Açık rengimi kullanmak istiyorum. İkinci kez tekrar bir birleştirme daha yapalım. Zincirimi çekiyorum. Düğümümü attım. Herhangi bir iki zincirin bulunduğu noktaya giriyorum. Bir diye sayıyorum. 2 3 ipimi alıp alta gizliyorum. İkinci ve üçüncü trabzanı ördüm araya bir zincir çekiyorum İpimi halen gizliyorum diğer iki zincirlik bölüme girip 3 trabzan da buraya örüyorum 2 ve 3 2 tane üçlü grubumu ördüm bir zincir çekiyorum alıyorum yeşil motifimizi şimdi ilk köşemiz bakınız şuradan başlıyorum şöyle tersini çeviriyorum İkisinin tersleri birbirine geliyor bir zincirimi çekmiştim alttan giriyorum ve kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Trabzanlarımın ortasındaki boşluğa yine alttan girip bağlanıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer iki zincirlik bölüme 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 bir tane zincir üçlü gruplarımızın ara noktasına giriyorum bir tane zincir tekrar 1 2 3 trabzanımı ördüm ve bakınız işil motifimizle krem rengi motifimizi birbirine bağladık 3 trabzanımdan sonra bir zincirimi yeniden çekiyorum araya girerek 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekip diğer köşemizin yarım bölümünü 3 trabzan örerek tamamlıyorum bir tane zincirimi çekip tepeye noktasına batıyorum kaydırıyorum bir zincirimi çekiyorum kesiyorum. Ve bu şekilde sırasıyla istediğiniz sıra üzerine motiflerimizi yerleştirerek ilerleyelim. Diğer tarafa birleştirmeyi de yeniden yapalım. Nik motiflerimizi birer birer birleştirerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ve son motifimdeyim. Yine aynı şekilde birleştirme işlemi başladım. Diğer tarafa birleştirerek artık çantamızın sap kısmını tamamlamış oluyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum, geliyorum buraya, 3 trabzanımı örüyorum, 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum, yukarıdan giriyorum, çanta tarafından aldım, şöyle tekrar göstermek istiyorum. Trabzanlarımın hepsini örerek geldim, bir tane zincirimi çektim, yukarıdan giriyorum, ilmeğimi alarak, aşağıdan geçiriyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1, 2, 3 bitişi birlikte yapıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Yine diğer tam ortadaki bölüme çantamdan giriyorum. Üst kısımdan ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra diğer tarafa bağlanıyorum. Köşeye 3 trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim. En sondaki bölümden yine giriyorum. Yukarıdan ilmeğimi alıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra 3 tane zincirimin bulunduğu yere gelerek bağlanıyorum. Yeniden son zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ve çantamızın son bağlanma işlemini de tamamlamış oluyoruz. Bakınız askımızı da bu şekilde çalıştık. Şimdi kenar tığlama işlemlerimizi çalışmaya başlayabiliriz. Kenarı şimdi bütün bir uçtan bir uca çepeçevre kenarlarımızı tığlayalım. Tığlama işlemimi hardan rengimle yapmak istiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ortadaki ayırdığımız bölümümüze geliyoruz. Şuradan tam bakınız. Ayrılarak örmüş olduğumuz üçgenimizi başlattığımız yerin bir tanesine geliyorum kendimden tarafa. Dört tane zincirle başlamıştım giriyorum. Sabitliyorum bakın. Buraya dokunmuyorum. Zincirimin bulunduğu yere gelerek sabitledim. İpimi alıyorum. Sık iğne örerek ilerliyorum. 2 3 tane sık iğne örüyorum. İpim de altta başın dolamadan 1 2 3 sık iğne. Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 diğerine üçer sık iğne örerek yukarıya doğru çıkıyorum. 2 ve 3. Devam ediyorum. Elini sık ya da gevşekse 2 ya da 4 e, yani azaltıp çoğaltabilirsiniz. Önemli olan görünümümüzün güzel olması. Benim el ölçüme göre 3 yeterli olduğu için 3 çalışıyorum. iğnelerimizin tamamını örerek geldim. Şimdi çantamın sap kısmına bulunduğu noktadayım. Burada da yine aynı işlemimizi devam ettiriyoruz. Burada farklı olarak birleştiğim noktaya bir trabzanımın tepesine diğer trabzanıma diğer trabzanıma bir zincirime yani hem zincirlerimize hem trabzanımıza birer tane sık iğnemizi örerek ilerliyoruz. boşluğa giriyorum birleştiğim noktaya boşluğa trabzanıma birer birer bakın zincir çektiğim yere trabzanıma 1 2 ve 3 bu şekilde örerek diğer noktaya kadar gelelim burayı takip edelim Tam şu başlangıç yerimizin bulunduğu yere gelip birleşme işlemini birlikte çalışalım. Çantamızın sap kısmından yine gövde kısmına doğru geldim. Bu üçgen bölümümüzü örerek geldim. Başlangıç noktamızın hemen yanındayız. Başlangıç noktamızda buradaki üç trabzanımızı örmüyoruz. Direkt karşı tarafa geçiyorum ve buraya bağlanıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Burası boşluk olarak kalacak. Arkadan gizleyelim. Diğer tarafı da aynı şekilde başlayıp üçer tara üçer sık iğne şeklinde örelim. Bu tüflerimizi de birer birer hem trabzanlarımıza hem zincir boşluklarımıza batarak tamamlayalım. Şöyle görelim bakınız. Çok güzel oldu. Tadom işlemimizi yaptıktan sonra askımızı bu şekilde tamamladık ve ön kısmın bir tanesini ben örmeye başladım. Yani üçgenimizin bir tanesini örerek tamamladım şöyle üçgen olarak çıkmıştık. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Yukarıdan aşağıya doğru örerek geldim. Sırası ile her rengimde biraz daha aşağıdan başlayarak sona kadar geldim. Yani şuradaki taban kısmının bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Bu işlemi nasıl yaptığımı sizlere şimdi göstermek istiyorum. Bakınız. 1 2 3 4 4 tane renk kullandım. Sizler yine 4 kullanabileceğiniz gibi 3 5 ne kadar isterseniz dilerseniz tüm sıraları farklı renklerle kullanabilirsiniz. Dilerseniz sadece bir renk belirleyip hepsini aynı renkle de ilerletebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi çantamızın buradaki görmüş olduğunuz trabzanları ben yukarıdan yani askımızın bulunduğu yerden birleştirme noktasının bulunduğu şu kısımdan örmeye başladım. Ve aşağıya doğru ilerledim. Bakın Birer trabzan kenarda kaldı. Arada ikişer trabzanımız var. Sonra diğer üçüncü trabzandan başlayıp hardal rengimi ördüm. Daha sonra krem rengimi ördüm. Bu şekilde her sırada biraz daha az örerek şöyle bakarsanız az örerek e, aşağıya doğru tamamladık. Yukarıda bu tarafa doğru geliyor bakınız. Şöyle yanlara indikçe alt sıraya daha az gelmekte. Ve e, kıvrılmaması için bakın hemen bitirdiğim ipi Birazcık uzun kestim, dikiş mesafesi ayarlayarak düğümümü attıktan sonra diktim. Burada herhangi bir yöne kalkması olmayacak bu renklerimizin çok e, örülmüş çanta çeşitlerimiz var bu model üzerinde. E, şöyle gözlemlediğim kadarıyla e, hem ören arkadaşlarımız hem de kullanan arkadaşlarım var, kıvrılıyor mutlaka kıvrılıyor. Ön tarafa yatırsanız da, arka tarafa yatırsanız da kullanışı e, çok bir sabit durmuyor ya öne ya arkaya istenmeyen bir görüntü oluşturuyor. O yüzden ben böyle uygulamayı tercih ettim. Hepsini aynı yöne doğru yatırıp aynı rengiyle bitirdiğim ipten biraz fazlaca keserek aşağıdan yukarıya doğru yani bitirdiğim yönden yukarıya doğru dikerek şöyle tamamladım. Şöyle görelim bakınız iç kısımdan da bu şekilde görülmekte hiç problem yok gayet. Yani rahatsız edici bir durum görülmemekte. Evet. Şimdi sizlerle birlikte diğer yönü örmeye başlayalım. Ben bu örmüş olduğum yönü yukarıdan başladım aşağıya doğru örerek geldim. Aşağıda dediğimiz yer tam örgümüzün bitim yeri bakınız. Sınırımız burası taban kısmı. Sonra hardalımı örerek yukarıdan başladım. Tekrar taban kısmının başlangıcında bıraktım ve bir sonraki rengimi de aynı şekilde tekrarlarımızı yaparak geldim. En son yeşilimizle hardalımıza bakalım. Bakınız sıranın sonuna doğru geldikçe yani buradaki başlangıç yerimize hemen aşağıya doğru daha kısa örmekteyiz. Yolumuz daha kısalmakta. İlk başladığımız en uzun en sondaki en kısa olarak geldi. Çeviriyorum diğer tarafı ve sizlerle birlikte hemen örmeye başlıyorum. Yeşil rengimi alıyorum yine. İstersen dilediğiniz renklerimizle çalışabilirsiniz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum diğer tarafa yaptığım işlemin birebir aynını tekrar ediyorum. Verev ilerleyeceğimiz için hemen alıyorum. Motifimin birleşme noktası var bakınız. Ortadaki noktadan giriyorum. Diğer tarafta yaptığım işlemin aynını tekrar etmekteyim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Buraya sabitliyorum ortaya. 1 2 3 tane zincirimi çektim çekmiş olduğum zincirimden sonra aynı yere iki tane daha trabzanımı örüyorum ikili olarak üç tane trabzanım oluyor daha sonrasında şöyle verev geçeceğiz bakınız lütfen kafamız karışmasın buradan şöyle eğer karışacak gibi olursa kafanız hiç karışacak bir şey yok aslında şöyle tuttuğumuz zaman hiçbir e, işleme gerek kalmadan işarete gerek kalmadan aynen akıp gideceğiz şimdi ama yine de karıştırıyorum derseniz bir yorgan iğnesiyle alıp işaretlerimizi şöyle takabilirsiniz. Mesela şuradan yapmış olduğumuz yerden şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Büküyorum. Araya zincir çekmeden hemen bir sonraki. Bakınız şuraya şöyle büktüğümüz zaman 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. Tam başında oluyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Bakınız diğer taraftan da çıkıyorum. Tekrar. Şöyle bakın birinden batıp diğerinden çıkıyorum. Şöyle görelim. Şöyle gördük. Buradan batıp diğer taraftan çıkıyorum. şöyle görelim bakınız burası boş bu tarafa doğru yatıracağız şimdi biraz daha örelim tutuyorum diğer taraftan çıkıyorum bir birkaç tane deneyip yapabilirsiniz Eğer zorlanacak gibi olursanız hiç sanmıyorum çok rahat öreceksiniz buradan batıp bakınız bir üstün yandan hemen ilerliyorum. Sona kadar bu şekilde örelim. Yukarıdan başladım, aşağıya kadar örerek geldim ve bakın yeşil trabzanın bulunduğu noktadayım. Burada bir tane zincirimi çekiyorum, ipimi şöyle bırakıyorum, şöyle biraz e, dikeceğim için hemen hemen 70-80 santim ipimi ayırıyorum, kesiyorum uzun bir şekilde. Buraya düğümümü atıyorum. iğnemi alıp hemen örer örmez dikiyorum. Sonraya bırakmıyorum. Hangi yöne yatırmak istiyorsam o yöne uygun olarak öncesinde yatırıp dikiyorum. İsterseniz bu tarafa yatırabilirsiniz, isterseniz bu tarafa. Ben iç kısma doğru yatırmak istiyorum. Şöyle çeviriyorum. ipimi şöyle geçirdim iğneme ve dikişime başlıyorum bakın şuradan alıyorum diğer yeşilden kıvrılmaması için buraya sabitliyorum isterseniz bu yöne isterseniz diğer yöne hangisini isterseniz dönmesi bu şekilde dikişlerimi atarak ilerlemekteyim alttaki ana rengimden tutturuyorum Bu şekilde çok çok güzel olmakta lütfen e, bu şekilde değerlendirin yatırmak istediğiniz yön tamamen serbest İster bu tarafa ister diğer tarafa yatışını yapabilirsiniz Diğer tarafta aynı şekilde gözünüze, elinize en uygun nasıl en şık duracaksa sizin gözünüze göre bu şekilde yatırıp dikelim. Evet başa geldim. Hardala çıkmadan batıyorum. Buraya düğümümüzü atıp keselim. ipim fazla geldi önemli değil dayansın diye sağlam üpten kullanmıştım çanta olacağı için şöyle kesiyorum yeşil rengimizi dikerek tamamladıktan sonra krem rengimi almak istiyorum bu kez aşağıdan yukarıya doğru örmek istiyorum bakın yukarıdan aşağı gelmiştim şimdi aşağıdan yukarı bir tane boşluğu atlıyorum bakın hep bir boşluğumuz var dikişten sonra kalan boşluğumu görmekteyim İkinci boşluğumun olduğu yerden başlıyorum şöyle en son boşluktan giriyorum şuradan giriyorum sabitliyorum 1 2 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere girerek 1 ve 2 Toplamda 3 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez şöyle büküyorum. Bakınız ikinciyi büküyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum. 2 3 Çok kolay. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde örmenizi tavsiye ederim. Yukarıdan da aşağıdan da nasıl isterseniz. Diğerine batıyorum. Bakın ikinciden batıyorum. Diğer taraftan alıyorum. Elimle şöyle tuttuğum zaman şu şekilde bakın ikinciyi tuttum. Şöyle tuttuğumda diğer tarafın deliği zaten tam denk gelmekte. Hiç aksilik olmadan öreceksiniz. Lütfen rahat olun. Bakın şöyle. Batıyorum. Aşağıdan örmekten hoşlandıysanız, aşağıdan, yukarıdan örmekten hoşlandıysanız da yukarıdan devam ettirebilirsiniz hangisi elinize rahat gelirse sonuçta aynı işlemimizi yapmaktayız renklerimizi sırasıyla örüp hemen dikerek çantamızın üzerine süslemesini tamamladım şöyle yandan görünümü ve diğer yandan görünümüne bakalım şöyle çok çok güzel oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.